Canlarım, kızılarım. Biz gidiyoruz evimize. Allah nasıl kısmet ederse inşallah, kazası belasız. Eve gittiğim zaman görüşürüz diyeceğim ama bilmiyorum, çok eşya var, kızlar yerleşecek. Olmazsa onları da çekerim. Bence biliyorsunuz da onları. Evde görüşürüz artık. Evet, canlarım merhaba. Market alışverişi yaptık, geldik. Daha doğrusu ben akşam gideriz diye düşünmüştüm ama tam takır yani. Evde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yani. O yüzden daha böyle bavulları falan yerleştirmeden eşim dedi hadi gidip gelelim madem dedi. Çünkü hazırlayacak bir şey yok yani. Acıktık diyorlar. Yapacak bir şey bile yok. Hemen böyle başlıyorum. Bu arada benim bu ilk market alışverişi videom. Ayıplayanlar olabilir. Bana da ilk başlarda tuhaf geliyordu ama sonradan benim hoşuma gitmeye başladı. Niye? Şöyle söyleyeyim. Bir şeylerin fiyatını öğreniyorsunuz veya bir şeylerin nereden ne alabileceğinizi öğreniyorsunuz. İnsanın hoşuna gidiyor. Efendim oğlum. Ama şöyle söyleyeyim, ben fiyatlarını söylemeyeceğim kızlar. Fişim elimde var ama inanın hiçbirisini hatırlamıyorum fiyatlarını. Şöyle bir tane 30'lu. Bu işte bili midir nedir? Bin. Bu arada bütün hepsine 1000'den alışveriş yaptık. 1000 marketten. Bir tane şöyle 30'lu yumurta aldım. Valla bir yerlere tepeceğim bunları şimdi. Şunu hiç açmayacağım arkadaşlar. Şöyle 5 kiloluk, herkes biliyordur zaten, efsanenin ununu aldım. Şöyle koyayım. Bir şey söyleyeyim, utanıyorum biliyor musunuz? İnsan aldıklarını gösterir mi ama çok kişi beğeniyor bu market alışveriş videolarını. Çok kişi istiyor, beğeniyor. Ki şahsen ben de beğeniyorum, izliyorum yani, takip ettiğim kişilerde çok hoşuma gidiyor. Şuradan şöyle çıkaracağım. Evde hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Abartma falan değil. Gerçekten sadece evin eksiklerini aldım. Şunu eşim çok seviyor. Her market alışverişine gittiğimizde alıyoruz. Künefe dondurulmuş. Nofrozu atıyorum. Eşime pişiriyorum. İki tane var böyle içinde. Hoşumuza gidiyor işte. Sonra şunları zaten biliyorsunuzdur kızlar. Bandit, salam, kahvaltılık aldım. Şunu ya zaten çoğu kişi de birinden alışveriş yapıyor. Herkes de biliyordur. Sallanıyor. Şu peçetelerin üstüne koydum da. Şu da işte kahvaltılık, acı sos, cevizli. Bu da çok güzel kızlar. Denemediyseniz kesin deneyin. Bir de fiyatları da uygun. 3,5 lira mı? 4 lira mı? Öyle bir şeydi. Hatırladıklarımı söylerim. Şunlar da işte 1,75'ten falandı. O künefede, gösterdiğim künefede 5 lira mıydı? Öyle bir şey. Şöyle kızlar, mutfağımın Kayseri mantısını aldım. Dondurulmuş. Lütfen yanlış bir hareketim olur. İlk defa çekiyorum çünkü market alışverişi. Lütfen şey yapmayın kızlar, işte biliyorsunuz beni kız. Canlar. Şöyle Sole'nin 4 tane aldım. Bunu çok iyi marka almayı önemsemiyorum. Niye? Çünkü ben sana ya hiçbir şekilde kullanmıyorum yemeklerime falan. Sadece kurabiye falan yaparken lazım oluyor ki bunları da zaten kullanmadığım için nofroza atıyorum. Kurabiye falan yapacağım zaman çıkartıyorum. Bunları ben bir de ayrıyetten bir de yerleşmesi var. Size göstereceğim diye böyle normalde poşetten çıkarsa ben yerine koyarım. Şöyle kızlar, şehriye aldım. Şöyle bir tane arpa şehriye. Şunu hem Çınar'ı çok seviyor çekirdek için. Hem de şey böyle poğaçaların üstüne, böreklerin üstüne falan da çok güzel gidiyor. Arkadaşlar bunu yerken abartmayın. Ben bir defasında abartmıştım. Tansiyonumu çıkarttı benim. Çok yağlı biliyorsunuz çekirdek içi. Ne kadar yediğinizle fark etmiyorsunuz. Benim tansiyonum fırlatmıştı. Şu dostum kızlar. Bu neydi? Meyveli yoğurdu da. Nelisi ya? Frambuazlı. Şöyle frambuazlı. Bunlar da Çınar Yusuf Bey'e ait. Ama ben de seviyorum. Sonra bir tane yurdum markasının dondurulmuş mısırını aldım kızlar. Her yere gözük. Sonra şöyle bir tane, bir paket nugget, bir paket de piliç köfte. Bu arada çay da koydum da kaynarsa demleyeceğim, onayı geçeceğim. Nereye koyacağım ya bunları? Buzdolabına atacaklar da var.
Şöyle kızlar, pirinç baget aldım. Bunu ortadan ikiye böleceğim, ayıracağım. Eşim hiç yemiyor ama kendimle çınar rusva pişiriyorum. Biz yiyoruz sadece. Şöyle çınar rusva ton balığı aldım. Ben pek sevmiyorum ton balığını. Eşim de pek sevmiyor. Yani aramıyoruz. Ona kahvaltılarda bazen değişiklik olsun diye alıyorum. Kızlar ne yapayım biliyor musunuz? Şu mısırı, dondurulmuş ürünleri ben bir nofraza atayım, size döneyim. Dondurmuş ürünleri nofraza attım. Bir de çayı demledim kızlar. Karnımız da acıktı. İki tane ekmek. Koyacak yer bulamıyorum. İki tane süt şöyle kızlar. Yarım yağlı çınar sütü. Şuna bakalım. Şunu bir şey alayım. Bunu böleceğim çünkü. Şöyle mantar aldım kızlar. Yine banvit salam. Hindi salam işte. Milföy hamuru aldım. Bunu da hemen nofraza atıyorum. Sizin gözünüzü atıvereyim. Ayıp mı kız? Siz beni bilmiyor musunuz? Yabancı mısınız? Görüverin benim nofraza attığımı. Kızlar, siyah zeytini kocaman böyle şişeyle, onda da göstereceğim. Kayınvalidem yaptı ama ben böyle yeşil zeytini çok seviyorum. Kendime yeşil zeytin aldım. Türk kahvem yoktu. Yani bu aldıklarım gerçekten hepsi ihtiyaç arkadaşlar. Hiçbirisi fuzuli bir harcama değil yani. Evde hiçbir şey kalmamıştı. Şöyle bir tane Türk kahvesi. Bu Bim'de sanırım şey yok. Barilla'nın makarnalarından alacaktım ama yoktu. O mavi kutular var ya, yoktu. Şöyle bir tane makarna aldım. Şöyle üçgen yufka aldım kızlar. Şey yapmak için. Sigara böreği sarıp nofraza atıyorum. Bunlar da işte, bu da çileksiz sanırım. Evet. Bu da biri şeftali, biri çilekli. Yine dostum. Yoğurdu, meyveli yoğurdu. Çekiyor mu diye bakıyorum arada bir. Şurada üçgen yufka. Şunlar tavuk bulyon kızlar, şöyle. Bir tane bu Protex'in buzdolabı poşetini aldım. A101'de sanırım geçen gün dörtlüsü indirimliydi ama almamıştım. Böyle bir tane aldım. Yine A101'e bakacağım diye bir tane aldım. Normalde çok lazım oluyor çünkü. Şöyle Besel'in. Eşim çok seviyor bunu. Ekmeğini sürüyor sabah kahvaltılarında falan. Sıcak ekmek sürüyor. İki tane çekirdek. Bunlar da eşime ait kızlar. Eşim çekirdek hastası. Eşime kalsa bayağı 4-5 paket alacak da. Ben iki taneye geçirmiyorum. Bir şey dökülmüş sanki, biliyor musun? Bilmiyorum. Şöyle Yurdum markasını yine garnitürünü aldım kızlar. Şurada oğlumun meyve suyu. Oğlum bu arada 3 tane şu sütlerden içti. Bir kakaolusunu, bir muzlusunu, bir de çileklisini. Bu kadar yani. Kavga ediyorduk biraz önce. Bu videoya başlamadan önce kavga ediyorduk. Şunu böyle bir alsam. Şöyle. Şöyle kızlar, bunlar benim hasta olduğum peynirler. Tam yağlı. Diyet peynir falan hiçbir şekilde kullanmıyorum. Çünkü zevk almıyorum. Tam yağlı dost peynir. 2 paket böyle alıyorum. Bunlar da 7 lira mı? 6.95 mi? Öyle bir şey olması gerek. Bir tane de bunu buldum. Lor peynir. Aldım. Az yağlı taze lor peynir diyor. İşte o sigara böreği falan sararsam böreklerin içine falan kullanmak için. Kamera sallanıyor. Evet. Kendime tam buğday ekmeği yerine kepekli ekmek almışım yanlışlıkla. Olsun, yapalım, yapacak bir şey yok. Buradan yine bir tane daha çilekli süt çıktı. Bir tane şöyle şey aldım kızlar. Dedim normal şey kullanıyorum ya ben, dökme kahve süt dozu. Süt dozum bitmişti, süt dozu aldım. Ama şöyle de ikisi bir arada aradan aldım. Niye? Çünkü bunlar daha kolay geliyor yapması. Şak şak hemen yap veriyorum. Diğerinden istediğim zaman diğerinden yapıyorum. Burada valla kaç tane var bilmiyorum kızlar. 3, 6, 10, 10 tane mi ne var yani böyle.
şuraya atayım. Bir tane daha hindistanlı çıktı. Şöyle oğlum çikolata aldı. Şundan aldım çınar sufa. Bazen sabah kahvaltılarında yumurtadan tiksiniyor çocuk, sevmiyor. O yüzden bundan sürüyorum. Nereye koymam bunları ya? Bir Nescafe daha. Bir tane daha şöyle. Ya ben böyle böyle gösterip atıyorum da kızlar görüyor musunuz bilmiyorum da. Biliyorsunuzdur yani. Şöyle yine bir tane daha aynı makarnadan aldım. Bir tane bir mezarın kaşar peynirini aldık kızlar. Kaç gram? 500 gram. Çok seviyorum ben bunu. Hem de çok büyüğünü almaya gerek yok. Ne kadar çok büyük alırsanız o kadar çok tüketirsiniz. Bu da benim fix aldığım irmiklerden. Böyle bir tane irmik aldım. Ne oldu anneciğim? Al. Rica ederim. Kapıyı açsan iyi olurdu Çınarsız. Sonra şöyle göstereyim kızlar. Bu körpenin piliç bonfilesini aldım. Yani şey olması gerekiyor. Tavuk göğsü yani işte. Bununla mantarlı yapacağım. Şöyle kızlar, efsanenin pirincini aldım. Gerçekten efsane bir pirinç. Bayağı yıllardır biz bunu kullanıyoruz. Çok güzel. Denemediyseniz kesin deneyin. Şöyle göstereyim. Şu da yine Bim'in klasik toz şekeri. Şurada şöyle koyayım. Gitmeden önce bunun gerçi şurada elimin altında da gösterivereyim mi size? Görmüştünüz zaten de. Şunu almıştım. Biliyorsunuz ben yumaş hastasıyım. Bu da daha böyle şuraya kadar dolu ağzına kadar. Çok güzel kokuyor. Bir de pembesini aldım kızlar yanına ek olarak. Bulut'un konsantre kaç yıkama? 60 yıkama. Kızlar inanır mısınız? O kadar güzel kokuyor ki. Bayıldım, hasta oldum. Bunu da geçen biliyorsunuzdur A101'de ABC'nin yine bu parfümsü konsantre 30 yıkamaları romantik gül. Harika kokuyor. Bu da indirime girmiş daha izmir. Onu da bunu geçen mi aldım ben? Evet, bunu da geçen işte gitmeden önce almıştım kızlar. Şimdi almadım bunu. Ama hiç açmadım daha. Kullanmadım. Bir tane yüzey temizleyici aldım. AKS'nin. AKS dedim işte ne gibi şeyse ağzından da akıyor. Bunu aldım. Çok güzel kokuyor. İnanın güzel kokuyor. Yani çamaşır suyu cilt falan vardı. Çay taşıyor, bir saniye. Kızlar çamaşır suyu cilt falan bayağı vardı. O yüzden almak istemedim. Bir şunu aldım. Çamaşır suyu olarak. Yine gül dalım. Yeşil olanı. Şöyle koyayım. Bir tane parlatıcı aldım. Bunu bulaşık makinesine değil de şey kullanıyorum. Halılara. Çok güzel leke çıkartıyor kızlar bu. Anında çıkartıyor. Aldık. Bakalım şöyle. Bir tane de şey aldım kızlar. Geçen Porçöz'ünkini almıştım. Memnun kaldım da. O Bim'de Porçöz'ünkini göremedim. Güldağ'ınki vardı. Hem de fiyatı daha uygundu. Çaydanlıklarım için aldım bunu. Şöyle koyacağım. Evet, burada ne var? Yoğurt daha çalmadım, süt almadık çünkü. Yarın falan süt alır eşim. Yoğurdumu çalacağım hemen ama bugünlük yoğurt lazım olduğu için yoğurt aldım. Her yere tabii poşet yoğurdu. Şimdi gelelim. Bir saniye. Kızlar şöyle kuru soğan getirdim köyden. Şöyle. Şunlar taze sarımsak. Yani çok fazla getirmek istemedim çünkü bozulurlar diye. Yıkadım tertemiz orada. Yıkayıp da getirdim buraya. Onları da bir göstereyim dedim. Şurada da kızlar bir sürü, bir poşet, koca bir poşet marul var. Onları da tertemiz yıkadım, ayıkladım. O şekilde getirdim. Şunları da gösterecek olursak. Şurada kayınvaliden peynir yaptı. Ben bunu yemiyorum ama eşim hastası. Ben yemiyorum. Keşke ben de yiyebilsem. Ama kokuyor bana, yemiyorum. Koyun
Sütü olduğu için. Şu tarhanam. Şurada mısır var kızlar. Şunlarda kıymadan da çok fazla kalmamış. Biber salçası. Biber salçası aldım. Şunlar ne? Şunları da göstereyim. Şunlar da zeytin kızlar. Siyah zeytin. Şöyle iki tane. İki şişe siyah zeytin. Siyah zeytin. Bunlar da kayınvalidemin orada ucuz market vardı. Yani marketin adı ucuz market. Zaten bunu biliyorsunuz ama görmüştünüz videoda ama yine onları da bir gösterivereyim. Şöyle. Bunları falan hep gördünüz arkadaşlar. Yani bunları falan hep pazardan almıştım. Şöyle tabaklar falan. Bunları gördünüz. Bunları falan da yerleştireceğim. Şunu da göstereyim. Şu da yine mutfak temizleyici. Fıs fıslı. Fayans. İşte aygaz, maygaz. Her neyse. Şu banyo temizleyici. Teksin. Şu da sıvı sabun sırf kabı için almıştım. Bunu daha önceki videolarımda var bunlar. Şunları falan getirip takacağım şimdi. Bir saniye. Evet kızlar, o dolap çöp kovasından alacaktım ama ondan ne bileyim vazgeçtim. Çok küçük boy vardı. O da yani benim çöpüme ikide bir ben onu değiştirmek falan zor gelecek diye. Bunu da görünce bayıldım. Bunu aldım pembe mutfağıma. Masama falan uygun rengi. Ne var bunun içinde? Ha, şunlar çınarın. Şöyle çöp kabımı falan da yerleştireceğim şimdi bu şekilde. Şunu da biliyorsunuz almıştım. Bunu da aygazın oraya. Şunlar da işte leğen falan, kapkacak. Bunları falan da yıkayacağım. Bakar mısınız? Hala bakın. Bana iş yapmak düşer. Güzel aldım şeylere. Şimdi. Bime ne gelmiş? Ben ne zamandır bunu istiyordum. Şefin markası veya bir başka marka. Böyle bir alet istiyordum arkadaşlar. Şöyle resmini göstereyim. Çok heyecanlıyım. Şöyle açıyorum. Ne oluyor? Ne döktü? Şöyle kızlar göstereyim. Şefin ürünü ve benim diğer turuncu mu sarı turuncu tencerelerim var. Onları da ben takım olarak BİM'den almıştım. 2 sene falan oldu. Müthiş memnunum yani. Şefin de onlardı. Bu da şefin şöyle bir değişik güzel bir kapağı var. Şöyle. Yani bunda ister makarna yapın, ister şey yapın. Ya ben kızartma bilmiyorum da kızartma yapmaya kıyamam herhalde. Garantisi de var kızlar. Şöyle göstereyim. İçi teflon. İnanın diğer tencere takımı da şef takımı benim. Teflon olanlar. Çelik tencereler değil de. Şöyle çok memnunum ben. Şöyle sapı var kızlar. Şöyle bunu içine koyuyorsunuz. Şöyle kapatıyorsunuz. Şöyle. Normal tencere olarak da kullanılıyor yani. Bu da ben bunu kapatamadım. Şöyle mi? Ay ne bileyim kapatamadım. Bu olunca kapanmıyor herhalde. Bu olmayınca. Mesela şöyle normal tencere olarak da kullanabilirsiniz. Makarna süzgeci olarak da kullanabilirsiniz. Mesela makarna da kaynatabilirsiniz. Kızartma tenceresi falan diyor ama ben bunda hayatta kızartma yapmam. Kıyamam buna. Kızartma tenceresi olarak ben başka bir şey alırım. Şöyle alta sokuştur vereyim. Bizimkiler yoksa acından ölecek. Bir tane daha bir şey aldım. Şefin ürünü. Takım bu da kızlar. Çok güzel. Ha, ne kadardı? 40 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Birini kendim aldım. Yani kendim harçlığımla vardı param. Birini de eşim aldı. Sanırım bunlardan bir tanesi 30 lira, bir tanesi 40 lira. Ya bu 40 lira ya o 40 lira. Ya da ikisi de 30 lira, bilmiyorum. Öyle bir şey hatırlıyorum.
Bir de tamamen böyle beşli tava takımı vardı şefin. Ben o kadar çok tavayı ne yapacağım diye böyle aldım. Şöyle açalım. Şu şekilde. Göstereceğim bir saniye. Şöyle kızlar tavası. Şu tutacak yeri falan böyle böyle hani plastik gibi değil, böyle kaymaz böyle. Şöyle rengi de pembe mor gibi, pembe mavi gibi çok güzel. Şöyle kızlar. Şunu da kocaman bir lastik geçirmişler. Bu da orta boy tenceresi. Şurada yine garanti şeyi var. Belgesi var. Kapakları falan çok güzel. Oradan gözükmüyor ama çok değişik kapakları var. Şöyle kenarları. Şu şekilde. Ay çok güzeller. Bence BİM'e giderseniz bulabilirsiniz, bayağı var. Gerçi yani şehir şehir değişiyor mu bilmiyorum da ürünler. Şöyle kızlar arkası falan. Çok güzel. Bakar mısınız? Şu sapları falan çok güzel. Orta boy yani, her şey pişer bunda. Mutluyum. Evet kızlar, bugünlük de bu kadar. Market alışverişi, yani BİM alışverişi. Kapatacağım. Bakar mısınız duruma? Bakar mısınız? Çağla sizin için bu hallere düştü yani. Bakar mısınız? Masanın altında bile tencereler var. Her yer, her yer. Buralar toplanacak şimdi. Sofra falan hazırlayacağım. Önce yemek hazırlayacağım. Bir şeyler yapacağım hemen, kahvaltılık. Karnımızı doyuruz. Ondan sonra buralar falan toparlayacağım. Ben gece yarısına kadar bugün iş yaparım herhalde. Kızlar, bu videoyu bugünlük sonlandırıyorum ben. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi buradan çok çok öpüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Konuşamadım. Videoma ilk yeni rastladıysanız diyecektim de demiş buldum. Neyse, siz beni anladınız. Öpüyorum sizi. Bay bay.